Spider-Man Into the Spider-Verse'ü gerçekten çok beğendik. Uzun süredir sinema salonunda bu kadar eğlenip heyecanlanmamıştık. Film şu an vizyonda ve biz de izleyenler için filmin sonunu ve gizli sahnesini konuşacağız. Yani izlemediyseniz haberiniz olsun, spoiler olacak. Filmin sonunda bütün Spider-Man'lerimiz evlerine döndü. Son sahnede Gwen'i Miles'a seslenirken gördük. Bunun ardından Stan Lee'nin bir röportajında söylediği güzel sözler ekrana yansıdı ve film Spider-Man'in yaratıcıları Steve Ditko ve Lee'ye teşekkür etti. Stanley her zaman Marvel'ın bilinen yüzüydü ve rolünü çok seviyordu. Ancak basından uzak bir hayat yaşayan ve genelde çok adı geçmeyen Steve Ditko'nun ismini görmek de bizi çok sevindirdi. Filmin en sonundaysa Oscar Isaac'in seslendirdiği Spider-Man 2099 karakteriyle karşılaştık. Bu karakteri önceki ve son çıkan Spider-Man PlayStation 4 oyununda görmüş olabilirsiniz. Kendisi 2099'da Nueva York'ta yaşayan Miguel O'Hara isimli bir Spider-Man. Anladığımız kadarıyla kendisi Spider-Man'lerin yer aldığı her evreni görebiliyor. Spider-Verse için şu ana kadar onaylanan iki devam filmi var. Bunlardan ilki normal bir devam filmi. İkincisi de kadın Spider'ları göreceğimiz ayrı bir takım filmi. Spider-Verse, Spider-Man'in olduğu her evreni kapsadığı için ileriki filmlerde bundan önceki her Spider-Man'i görebiliriz. Hatırlarsanız Venom'un sonunda Spider-Verse sahnesi başlamadan önce farklı bir gerçeklikte yazıyordu ve ardından sahne başlıyordu. Venom'da gelebilir ilk spider Spider-Man de gelebilir. Ayrıca bu evrende her şey olabildiği için Tobey Maguire'ı animasyon olmadan gerçek haliyle filmin içinde görebiliriz. Bu ne kadar gerçekleşebilir emin değiliz. Ama yönetmenler filmi çekmeden önce filmdeki şu pizza yiyen Spider-Man rolünü Tobey Maguire'a teklif etmeyi düşünüyorlarmış. Zaten farkındaysanız karakterin ilk seridekiyle bir sürü ortak yönü vardı. Bu fikir gerçekleşmemiş olsa da şu ana kadar ki üç büyük Spider-Man'i aynı sahnede görebilmek harika olur ve filmin kendi havasına da yakışır. Yine de yönetmenler istediklerini yapsın. Bu film o kadar iyiydi ki ikinci film için hiçbir isteğimiz yok. Kafalarınca takılsınlar. Bu arada filmin ilk taslaklarından birinde yazılardan sonraki sahnede Doctor Strange olması planlanıyormuş. Sony karakteri haklarına sahip olmadan nasıl kullanabilirdi bilmiyoruz ama enteresan olurmuş. Evet, Spider-Man 2099 diyorduk. Bu adamın yaşadığı New York biraz farklı. Biraz distopik bir gelecekte karşı karşıyayız. Ve filmde Morales'ı ısıran örümceğin şirketi neredeyse tek başına her şeyi yönetiyor. Bu şirkette çalışan Miguel O'Hara, şirketin insanlar üstünde deneyler yapmasına karşı çıkıyor ve istifa ediyor. Şirketin patronu tamamdır deyip ona bir içki ikram ediyor. Şirket sahibi sonrasında içkinin aslında zehir olduğunu ve panzehiri ancak kendisinden alabileceğini ve bunun için de şirkette çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor. Ha, bunu söylememiştik. Miguel bu şirkette mühendis. Miguel olaylardan sonra kafa yiyor ve DNA'sından bu zehri çıkarmaya çalışırken şirketin datasında bulunan örümcek adamla DNA'larını birleştiriyor. Sonrasında da klasik bir şekilde örümcek adam oluyor. Miguel'in normal Spider-Man dışında insanlarla telepatik olarak bir şekilde konuşma gücü de var. Sony'nin bundan önceki Spider-Man planlarında hani Andrew Garfield'in olduğu Spider-Man 2099 2017 yılında vizyona girecekti. Filmin sonunda karakter normal Spider-Man'in olduğu evrene geri dönecekti. Ve bir sonraki filmde Carnage'a karşı savaşacaklardı. Filmin sonunda karakter Spider-Verse'deki herkese göz kulak oldu. Ve sonrasında orijinal Spider-Man çizgi filminin olduğu evrene gidip şu mimi tekrar ediyor. Bu sahnede eskiden gazetecimizi canlandıran J.K. Simmons'ın da küçük bir rolü var. Spider-Man 2099 ileride neler yapacak bilmiyoruz ama rolü için meraklıyız. Özellikle de şu kostüm güncellemesini sevmiştik. Alchemax şirketi de serinin devamında kötü adam rolünü üstlenebilir. Spider-Verse harika referanslara sahip çok iyi bir filmdi. PlayStation 4 kostümünü de Infinity War'daki Iron Spider kostümünü kostümünü de filmde görüyorduk. Filmin son sahnesiyle ilgili çıkarımlarımız bu kadar. Sizin de filmle ilgili detaylı yorumlarınızı bekliyoruz. Direkt olarak çoğu yoruma cevap vermeye çalışacağız. Bunun dışında anlık güncellemelerimizi ve saçma fotoğraflarımızı görmek isterseniz Instagram sayfamıza gelebilirsiniz. Linki açıklamalarda. Hoşçakalın.